Bazen duyuyoruz, ekranların başındaki izleyenlerimiz de şu anda evet bu soru demiş olabilenen korse giymek. Peki korsenin fıtıktaki rolü nedir, giyimleri midir? Şimdi korse, buna karşı görüşler de farklı. Korse takmak diyelim ki mesela bir karın ameliyatı geçirdiniz. Biz ameliyat sonrası korse kullanımını önerelim mi, önermeyelim mi? İlk zamanlar için, ameliyat sonrası için karın ameliyatı geçirenlerde korse ile takviye edilmesi, yani o dokuların birbirine yaklaşımını o şekilde sağlamak için korse kullanımını öneriyoruz. Fakat uzun süreli korse kullanımı da karın kaslarında çok zafiyete sebep oluyor. Karın kasları o korse kullanımına ikincil olarak zayıflayarak daha çok karın duvarı zayıflığı oluşturuyor. O nedenle uzun süreli korse kullanımını biz çok önermiyoruz. Bir de kasık fıtıklarında kullanılan korseler vardır. Onları da çok önermiyoruz. Çünkü o korsenin sıkıştırmasıyla fıtık ameliyatını yapan cerraha çok güçlükler arz eden bir anatomi ortaya çıkıyor. Yani o bölgenin fibrozisini arttırıyor. O bölümdeki dokuların sertleşmesine sebep oluyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. O nedenle kasık fıtıklarında da biz korseyi çok önermiyoruz. Açıkçası korse, ben kendim için düşünüyorum, çok önerdiğim bir şey değil ama kullanan arkadaşlar var, öneren arkadaşlar var. Çok büyük bir karın ameliyatı geçirildiği zaman ameliyat süresince ya da hasta eve gittikten 1-2 hafta sonrasına kadar korse kullanmasını önerebiliriz ama kasık fıtığı için mesela korse kullanımını önermiyoruz. Mesela burada hemen aklımıza şöyle bir soru gelebiliyor hocam. Dar giymek de zararlı. Vücuda zararlı da olabilir diyoruz. Yani bir dar bir tayt günlük giymenin de zararı olabilir. Yani dar tayt giymenin dar çok sıkı karın, özellikle karın bölgesine kadar uzanan taytsa tabii karın içi basıncını arttıracağı için, bağırsaklara bası yapacağı için, onların yer değiştirmelerine neden olacağı için çok önerilmez ama normal bir karın duvarını baskı altına tutmayan taytlar için tabii bu söylenemez. Peki hocam,